Giresun Tarafsız Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Murat Ümit Uzun'la futbola dair her şey bu kanalda. TFF 1. Lig ve Giresun Spor'a dair tüm gelişmeleri bu kanalda bulabileceksiniz. Arkadaşlar merhabalar. Giresun Tarafsız Gazetesi ofisinden herkese tekrardan hayırlı günler, hayırlı akşamlar dilerim akşam izleyenler olursa eğer. Bugün yanımızda Gerçi Otanaklar Tribün Lideri Recep Ulu kardeşimiz var. Onunla güzel bir söyleşi yapacağız. Hep yola çıktığımızda hep söyledik ki yapılmayanları yapmaya, hizmet etmeye devam edeceğiz memleket için diye. Geçtiğimiz günlerde Giresun'da en önemli tribünlerinden, liderlerinden bir tanesi Özden Tütüncüleri görüşmüştük. Gönüllü isterdi ki ikisini beraber ağırlayalım, güzel bir söyleşi yapalım. Onları yakından işte Amerika'dan izleyenler, Almanya'dan izleyenler tanımasını isterdim ama Özden Tütüncü işlerinin yoğunluğunu ileri sürerek ilerleyen günlerde röportaj yapılmasını istedi. O yüzden Özden Tütüncü ile alakalı da ilerleyen günlerde bir söyleşi gerçekleştireceğiz. Bugün yanımızda çok değerli kardeşim, çok sevdiğim bir karaktere sahip bir insan. Genç Otanaklar Tribün Lideri Recep Ulu kardeşim var. Kardeşim öncelikle hoş geldin. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Recep'im şimdi öncelikle seni tanıyabilir miyiz diye başlayalım hafiften. Öncelikle sözü sana bırakayım. Sen neler söylemek istersin? Öncelikle güzel davetiniz için tekrar teşekkür ederim. Zaten biz arkadaş kardeşiz, her zaman görüşüyoruz. YouTube kanalında da başarılar diliyorum. Buradan arkadaşlarımızdan da ricam abone olmalarıdır. Kardeşimiz güzel işlere imza atıyor. Haberler olsun, işte YouTube kanalı olsun, Girespor'un son dakika haberleri olsun. Müthiş gelişmeler konusunda ileri çabaları var. Kardeşimizden Allah razı olsun. Kendime gelince Giresun'da yaşayan her vatandaş gibi Girespor'umuza gönül vermiş. Yıllarca Girespor'umuza maddi manevi elimizden geldiği kadara destek vermeye çalışan bir vatandaşım. Yani çok farklı bir şey söylemeye gerek yok. Recep kardeşim, son zamanlarda senin de bildiğin üzere Akhisar maçında sağlıkçılarımızla alakalı bir ceza kesilmesi olayı var. Bunu sana da çok yazanlar oluyordur, bana da günde çok yazanlar oluyor. Yani bu konu hakkında sen onları işlerini rahatlatacak açıklama yapar mısın Recep? Dün de paylaşım yapmıştım zaten Murat kardeşim bu konuda. Şimdi eline ceza makbuzu ulaşan arkadaşlarımız Çınarlar Karakolu'na gidecek. Orada zaten polis memuru arkadaşlarımız, görevlilerimiz yardımcı olacaklar. Yetkililerle görüşüldü. Cezalar iptal edildi. Hepsine de teşekkür ediyoruz. Tabii hiç yaşanmaması lazımdı böyle bir şey. Sonuçta sağlıkçılarımız destek vermek amacıyla oraya yine yetkililerin tarafından çağırdılar. Yani kimse sonuçta kapılarını kırarak içeri girmedi. Evet. Yani insanların zaten kızdı. Biz ceza ediyorlar, itiraz etmiyoruz. Bizi çağırdılar. Biz gittik. Bir de ceza gönderdiler. Bu hani nasıl olur diye böyle bir tepki oluştu. Tabii sonra görüşmelerden olumlu sonuçlar çıktı. Bu yanlıştan dönülmüş oldu. Çünkü herkesi tek tek cevap veremiyoruz. Onlar da kırılmasınlar. Birinci ağızdan da Recep Ulu kardeşimizden de duydunuz. Onlar da ödeme yapmasınlar Recep. Öyle söylüyorum. Tabii ki. Çınarlar Karakolu'na gidecekler evraklarıyla. Orada zaten gerekli yardımı polis memuru arkadaşlarımız, abilerimiz yapacaklar. Yani bu konuda insanların da işlerine bir su serpelim. Şimdi tribünle alakalı biraz tribüne dönelim Recep. Tabii. Tribün senin için ne ifade ediyor? Tribün sence nedir yani Recep? Sana ne imad ediyor? Şimdi tribün genelinde zaten bizim yaşıtlarımız, abilerimiz, küçük kardeşlerimiz falan, biz zaten günü 24 saatinin birçok saatinde birbirimizle görüşen insanlar olduğumuz gibi biz tribüne bir aile ortamı olarak bakıyoruz. Biz de mesela bunun örneğini verdiğim zaman da birçok taraftar gruplarından işte mesajlar geliyor, başka taraftar gruplarından, takımlarımızdan falan. Diyorlar bu gerçek mi? Mesela otobüste maça gidiliyor. İşte 40 kişi örnek sigara kullanan kişi, 10 kişi kullanmıyor. Kesinlikle araçta diyorum sigara içilmeyecek. O 10 kişi de bizim kardeşimiz, abimiz. Bizim dumanımızdan neden zehirlensinler? Evet. Çünkü o tribüne saygıyı, sevgiyi, güveni adepte edemezseniz sadece bir topluluk olarak maçta bağıran, sürekli olaylarla boğuşan bir grup haline gelirsiniz. Ama aile ortamını saygıyı, sevgiyi yansıttığınız zaman da çok daha güzel sonuçlar alırsınız. Çünkü bizim tribünümüzün %90'ı buna içeren gelen kardeşlerimiz de dahil. Birbirimizin evine misafir olmaya gideriz, yemek yeriz, çay içeriz, otururuz, gezeriz, köylerimize birbirimizi davet ederiz. Yani bu aile ortamını oluşturduğunuz zaman da zaten
kişi sizin ona söylediğiniz şeye zaten saygıyla karşılık verdiği zaman da siz de ona aynı şekilde saygı ve sevgiyle karşılık vermiş oluyorsunuz. Olaylar minimum aşağı seviyelere iniyor. Peki Recep, Genç Otomatlar tribün liderisi. Kaç yıldır tribün liderlik yapıyorsun? Senden önceki tribün lideri kimdi? Benden önce Ali Yıldız diye, Derbu Ali Yıldız diye bilinen bir kardeşimiz, arkadaşımız vardı. Ben de yaklaşık 10 sene oluyor. 10 senedir bu görevi gururla yapıyorum, Allah'a şükürler olsun. Tribün liderliği, şöyle bir o konuda bir şey söyleyeceğim. Şimdi amigolukta tribün liderliği biraz farklı kavramlar. Şimdi amigoların, birçok amigo olur tribünde. Yöneten, yönlendiren, yapılmasını, işte planları, projeleri çizen birçok amigo arkadaş olur. Tribünü yöneten amigo arkadaşlarımız da olabilir. Ancak liderlik daha farklı bir şeydir. Biraz öngörü sahibi olmak, biraz sabırlı olmak. O sabır konusunda mesela ben 3 sene önce biraz daha şeydim, yani çok sabırlı değildim. Bir yandan hani refleks gösterebiliyordum. O da biraz gençliğin verdiği bir şey. Çünkü düşünün, yani lider olarak devam ettiğiniz ilk senenizde şampiyonluk görüyorsunuz ve binlerce insanla muhatapsınız. Evet. Yaşım da o zaman da 22. Yani dışarıdan şimdi kolay geliyor. Yani işte bir demirin üstüne çıkıyorlar. İşte bağırın beyler, bağırın diyorlar. Ama onun ön hazırlığı, o insanlarla uğraşmak. Mesela iki arkadaşın arasında bir kavga tartışma oluyor dışarıda. İçeride birbirine düşman gibi bakabiliyorlar. Orada onları mesela kontrol etmeniz lazım. Çünkü o ikisinin kavgası genele yayılabiliyor. Evet. Çünkü herkes kendi arkadaşının tarafından oluyor. O az önceki işte bahsettiğim aile ortamı dediğimiz şey budur. Ben hep şunu söylerim. Bir kardeşinizle, öz kardeşinizle küssünüz diye. Onunla diyorum zıt bıt evde kavga ediyor musunuz? Hayır. Tribünde o ya da dışarıda neden düşmanla sürdüyorsunuz ki? O anlamda hani bunlara dikkat etmek lazım. Evet. Özellikle genç arkadaşlarımız bu konuda biraz daha ateşli oldukları için onlara güzel örnek olmak lazım tribün anlamında. Yani bunlar güzel şeyler. Bunları da başarabilmek, tabii ki lider dediğimiz kavram burada devreye giriyor. Bunları da yapabilmek de önemli. Bunları da başardığın için teşekkürler kardeşim. Kardeşim gelelim Tuzla maçına. Şampiyonluk maç, şampiyon olduğumuz maç. Biz stat'taydık. Stat'taki ambiyansı biliyoruz ama Giresun'dan ki ambiyansı merak ediyorum. Hakem düdüğü çaldığı an neler oldu, anlatır mısın? Şimdi ilginç bir şey söyleyeceğim o konuda. Hala şehrimizde mesela takımın bir dahaki dönemde mesela Süper'de oynayacağına idrak edemeyen birçok insan var. Hatta net söyleyeyim, onların içinde ben de mutlaka varımdır. Ben Tuzla maçını izlerken mesela çok rahattım. Ama şey, kız kardeşim, annem, babam, arkadaşlar vardı 2-3 tane mesela, çok gerginlerdi mesela. Çok rahattım böyle. Babam hatta bana dedi ki niye bu kadar rahatsın falan. Ya buraya kadar gelmiş Girespor dedim. Ne yapar eder? İyi bir mücadele, iyi bir oyunla dedim. Bu maçı dedim kazanır. Ben takıma dedim güveniyorum. Başaracağız. Bunun dedim başka dedim yolu yok. Ancak son o 3-4 dakikalık uzatmada mesela ayaklarımın yani öyle bir ağrımaya başladığını hissettim ki, bir de şundan stres yaptım o son 3-4 dakikada. Şimdi birçok havai fişek, meşale, işte o konu orada toplanma olayımız var. Çünkü emniyet yetkilileriyle görüştük, dışarıya işte meydanlara inilmeyecek şeyinde. Sadece o konu orada dedim kutlama yapalım, ama tahmin ettiğimden çok fazla insan geldi. Orada hemen havai fişekleri yaktık, meşaleleri işte yaktık, besteler söyledik falan. Ondan sonra biraz işte Süper Lig'e çıktık inancı oldu, ama yani şu anda mesela işte seneye biz Beşiktaşlar, Galatasaraylar, işte Alanyalarla bulacağımıza idrak edemiyoruz. Evet. İşte görmek lazım. Ben hatta şunu da söyleyeyim, bakın. Soru soruyorlar arkadaşlar, işte sezon, yeni sezonda işte taraftar alımı olur mu? Şimdi taraftar alımı olmazsa böyle yine televizyonla izlersek yine biz idrak edemeyeceğiz olayı. Çünkü o tribüne bir kere girmek lazım, görmek lazım. O ambiyansı hissetmek lazım. İnşallah da bitecek gibi görünüyor. Yani bir vaka sayısında büyük bir azalma var. Yani yavaş yavaş statlar alımı olmaya başladı. İşte geçtiğimiz günlerde Türkiye ile Azerbaycan maçı yaptığı zaman stadyuma yavaş yavaş insanlar alınmaya başladı. Çünkü onunla alakalı bir çalışma yapıyor diye biliyoruz. Bakanımız Muharrem Kasaboğlu. Tabii ki bununla alakalı ilerleyen günlerde hep beraber göreceğiz, ama dediğin gibi taraftarların tribünlerde olması lazım ki o ambiyansı hepimizin hissetmesi lazım. Evet, biz basın olarak tribündeyiz ama karşı tarafa bakıyoruz. Bomboş bir tribün olduğu zaman hani sadece bir sessizlik oluyor. Yani biz tabii ki arada kalkıyoruz, bağırıyoruz, çağırıyoruz ama basın mensubunun sayısı belli zaten. Yani tabii ki taraftarların da inşallah
Beşiktaş maçında, Galatasaray maçında, Yeni Malatya maçında atıyorum. Kim varsa o maçlarda da yerini alır diyorum kardeşim. Peki Recep, birçok deplasmana gittin. Evet. Yani sayısız deplasmanlara gittin. En unutamadığın deplasman hangisiydi? Hem bunu mizah olarak düşün, hem de yaşadığın sıkıntı olarak düşünebilirsin. Valla çok deplasman var mesela ana olarak akıllarda kalan. Ancak Eskişehir maçına gittik 2 sene önceki. Orada işte kontrol noktalarında emniyet bizi durdurdu falan. İşte polis köpekleri falan otobüslerin içine girdi. İleriden bir takım elbiseli biraz göbekli bir kişi çocuklara sesleniyor işte. Bu nasıl otobüs falan böyle bağırırken ben dedim herhalde otobüste bir şey yakaladılar. Çocuklar adam fırça atıyor falan. Adam soruyor işte sizin başınızdaki adam kim falan. Çocuklar da işte Recep abimiz var falan burada. Geldi kişi dedi sen misin bu grubun lideri dedim. Ben hep siz dedim kimsiniz dedim bir sorayım önce dedim. Ben spor şube müdürüyüm dedi. Buyurun müdürüm dedim. Siz de taraftar mısınız dedi. Taraftarız dedim. Neden soruyorsunuz dedim. Bana dedi ki bu nasıl otobüs yani. Dedim nasıl otobüs derken müdürüm ne var otobüste dedim. Bir şey mi yakaladınız falan. Ya arkur şişesi yok, sigara izmarti yok, ekmek kırıntısı yok, çöp yok. Normal diyor yani bir şehirden bir şehire giden diyor. İşte Ulusoy deryalar gibi diyor. Müşteri gibi diyor bir otobüs. Dedim müdürüm odun sopa yakalarsınız kızarsınız. İçki şişesi yakalarsınız kızarsınız. E yakalamıyorsunuz yine kızıyorsunuz. Ne yapalım dedim. Biz biraz farklı grubuz. Bizde böyle alkol, markör, arabada edip sigara falan işleri dedim yok. Vallahi de 30 yıllık memurum ben dedi. Ben ilk defa bu Eskişehir'e ve birçok şehirde de görev yaptım. Öyle bir takım, deplasman takım otobüsü gördüm dedi. Bunu bir yerde anlatsam dedi, inanmam dedi. Ve adam elindeki cep telefonuyla çekti. Çekiyor, video çekiyor. İnanmazlar diye ve onu ben birçok yayında soruyorlar, anlatıyorum mesela. Birçok takım taraftarı, işte Malatyalar, Elazlar'dan insanlar mesaj atıyor. Bunu nasıl başarabiliyorsunuz diye. İçmek isteyen olmuyor mu? Diyorum ki ben kimsenin alkol içip içmesini diyorum. Karışan bir insan değilim. Ülkemizde ne yazık ki yaşanan birçok işte en son Denizli'de, Kocaeli'de yaşanan olaylar var. Evet. Adam alkolle birlikte tartıştığı en yakın arkadaşının boğazını bıçakla kesebiliyor. Neden? Alkolün verdiği bir şey. Biri müebbet hapis yiyor, öbürü toprağa giriyor. Gencecik yaşta. Ve birçoğu da hatırlamıyor yaptığını. Hatırlamıyor yani bunlar hoş şeyler evet. Olmadığı için yani arkadaşınız dahil olsa alkolün olduğu yerde sözler karışıyor ne yazık ki. Bunun önüne geçmek için maalesef. De güzel bir şeyler yapmak lazım. Tabii ki nasıl temiz futbol deniyorsa alkolsüz bir deplasman diliyoruz biz de bütün taraftarlar gruplarını. Valla temiz futbol deniliyor da bizim ülkemizde yani bütün başkanlar açıklamalarında sonuçlar iyiyse kendi lehlerine futbol temiz, hakemlere teşekkür ediyoruz, federasyonumuza teşekkür ediyoruz oluyor. Bu bizim için de geçerli ama son maçta biz şampiyonluğu kaçırsak işte hakemler böyle yaptı, federasyon böyle yaptı. İşte lobileri güçlü geldi bir algı var. Yani hakem de tabii ki insan hata yapacak ama onlara o hataları yaptıranları önemli olan temizlemek. Hakemi temizlemek değil. Yıllardır hakemler değişiyor. Gidişatlarda değişen hiçbir şey yok. Peki doğrandığımız bir maç hatırlıyor musun Recep? Hakemler hani laf laf açıyor, konu konuyu açıyor. Yani şu hakem bizi doğradı dediğin bir maç hatırlıyor musun? Ben sana söyleyeceğim mesela. Bak, çok tane. Net bir şey söyleyeyim. Bana da bu konuda çok kızıyorlar. Ben bu tarz şeyleri, inandığım şeyleri sürekli paylaşan bir insanım. Sen de takip ediyorsun, görüyorsun. Ben bu sene hakemlerin işte geçmiş dönemlerde olabilir. Yani bu konu bu sene için düşünme. Ya bu sene için değilse geçmişte birçok maç vardı. Mesela ben sana bir tane örnek vereyim. Emre Moğlu'nun yönetmiş olduğu Erzurum'daki maç. Bizi resmen doğradı yani o maçta. O bizim oyuncular kırmızı falan. Kırmızı kartlar var. Doğru orada zaten %100 hakkımız yani, yenildi. Emre Moğlu hatta Barış abi, Barış Yurdusevan bu konuyla alakalı Twitter'da bir açıklama yapmıştı. Giresunspor gerçekten bu kadar mı sahipsiz diye bir açıklama yapmıştı. Yani onu söyleyebilirim. Tabii ki dediğimiz gibi hakemler de hata yapabilir. Hakemler de insandır. Ahmet Çakar'ın da dediği gibi hani eyyamcı hakemler var gerçekten. Var, hani onlara da yani onlar da yani sonuçta biz şu anda futbol konuşmamız için bunları da konuşmamız lazım. Hani gerçekten hani temiz futbol tabii ki olmalı. Ülkemize gelmeli özellikle. Bunu da bir abimizin de şöyle bir açıklaması vardı. Süper Lig'de oynayan. Demişti ki hani futbolu bilen insanlar yönetmeli. Yani atıyorum tüpçüsü, işte inşaatçısı yönetmemeli. Futbol işine girenler insanlar yönetirse futbol daha iyi seviyelere gelir demiştir Recep. Sen katılıyor musun? Ya normalde katılmak lazım ama şöyle şimdi o yönetenlerin mesela mal varlıklarına baktığınız zaman da bir de alttakilere baktığınız zaman da yani futbolu çok iyi bilen insanlar vardır evet. Mesela ben futbolu çok iyi bildiğime inanırım. Ama ben şimdi kulüp başkanı olsam paranız olmadığı zaman da birilerine destek vermesi lazım. Evet.
Ama ülkemizde bu Anadolu kulüplerinde şu da var. Başkan olanlar da zaten cebinden harcama yapmıyorlar. O az sonra sorular da vardır mesela. O konulara da geleceğiz. Evet. Yani hep başkasından beklendiği için yani çok az sayıda insan zaten çok mesela Ali Koçlar çok zengin olduğu Murat Sancıklar işte Samsun'un başkanı onlar para harcıyorlar ama zaten onlar o paraları zaten çok rahatlıkla kazanıyorlar. Var çünkü gelirleri var. Ama şimdi futbolcu eski bir futbolcuya gel bir kulübün başkanlığını yap desen en fazla adam zaten biriktirdiği para 20-30 milyon TL'dir. Bir oyuncu alamayacak adam. Yani düşünün 15 yıl futbol oynuyorsunuz. Bütün kazancınızı ne yapacaksınız? Gidip de bir başkan harcama şansınız zaten yok. Bu konuya değineceğiz Recep. Yani o ilerleyen konularla alakalı sorumuz var zaten. Recep Ulu, Giresunspor senin için ne ifade ediyor? Valla Giresunspor benim dostlarımı, ailemi, akrabalarımı, sevdiğim, sevmediğim herkesi temsil ediyor. Çünkü biz Giresunlu olduğumuz için Giresunsporluyuz. Mesela bu Giresporlulukla alakalı paylaşım yapılıyor bazen birçok kişi tarafından. İşte Giresporlu olmayanlar nasıl başka takım tutar işte hani Girespor varken nasıl başka takım tutulur falan. Bana çok mantıksız geliyor. Mesela ben şimdi Giresunlu olmasam neden Girespor'u tutayım ki? Ya kendi şehrimin takımını tutarım ya giderim Süper Lig'den başka bir takım tutmam lazım mantık. Şimdi siz Giresunlu olmasanız bu tarafsız gazetesini burada mı kurarsınız kendi şehrinizde mi? Kendi şehrimizde kurarız. Yani insanlar şimdi bir şey söylerken işte Giresunspor, Giresunspor tamam. Ancak %80'inde şunu net bir şekilde söyleyeyim. Bunu her yayında bağlandığım her yerde söylüyorum. Takımın 70-80 milyon borcu açıklanıyor. %20'lik kısım o dönemin başkanlarına tepki gösteriyor, yanlış yaptıklarını belirtiyor. %80'i de alkış tutuyorlar o başkanlara. Sorsak bugün hepimiz Giresunsporluyuz. Peki bu 70-80 milyonda o sessiz kalan hiç kişilerin hiçbir sorumluluğu yok. Ama bir de bir algı patlatılmış ne yazık ki en tepeden başlayan bir algı. Ben çok netimdir, sen beni çok iyi tanıyorsun. Çok sıkıştırdın mı birisini kandırıldık oluyor. Herkes kandırıldı. Yani gidişat görülüyor zaten yani nasıl kandırıldılar o da biz niye kandırılmıyoruz mesela. Bunları söyleyince ondan sonra diyorlar ki işte taraftar grupları kendi aralarında çatışıyor. Ben kimseye burada şu taraftar grubunu yaptı diye seslenmiyorum. %80'i diyorum. Kim üstüne alınırsa. Hiçbir tepki vermeyen, bakın iki tane başkan döneminde 70 milyon borç açıklanıyor. Evet. Kişi mahkemeye veriliyor. Hala hiç kimse bir şey demiyor. Ben 3-4 kelime ettim, soluğu mahkemede aldık. Kulüp başkanının söylediğini söylüyorum. Evet ben bunu biliyordum zaten 70-80 milyon borç olduğunu. Mahvettiler takımı diyorum. Aynı açıklamayı başkan yapıyor. Bir önceki başkan da bunu doğrulayan şekilde haber yapıyor yine bir gazeteye. Şikayet edilen biz oluyoruz. Yine hiçbir Giresporlu'dan. Sağır çıkan bir açıklama yok. Peki yazdığın yazı nasıl Recep? Hani belki üslupla alakalı olabilir mi? Yazdıklarınla alakalı mı yoksa? Yok ben... Hani bazen söylemlerde kırıcı olabiliyor. Belki o manada olabilir mi? Şöyle biraz benim açıklamalarım sert oluyor genelde. Çünkü şundan dolayı ben normalde sakin davranmaya, sabırlı olmaya çalışıyorum ama sürekli belirli kesimlerden sürekli sizin aleyhinizde doğru söylediğiniz şeylerde yazılar gördüğünüz zaman da en son ben yazı yazmayı bırakıp işte Facebook canlı yayından bütün iddialara veya söylemlere aniden cevap veriyorum. Ve cevapların nereye gittiğini de hiç düşünmeden konuşurum. İçimden geçtiğini o anda küfür dahil, hakaret varsa dahil direkt söylüyorum. Çünkü söylemek zorunda bırakıyorlar. Örneğini vereyim yani diyorum ki 8 milyon borçla bırakıldım bir algısı var. Adam diyor ki 20 milyon borcu vardı ben bu takıma başkan olurken dolapta su yoktu diyor. Takım birinci ligde. 8 milyon borç var diye kulüp bırakıyor. Ya buna inanan insanların yani ben akıl yapılarına şaşıyorum yani. 20 milyonla borç 20 milyonluk takımı alıp da şampiyon yapmışsın, playoff oynatmışsın. Çıkıyorsun diyorsun ki 8 milyon borç var, çerez parası. Ben takımı işte kongreye götüreceğim. Ama şöyle bir şey de var Recep. O 8 milyonla bırakan başkan, gelen başkan da 8 milyon olduğunu kabul ediyor yani. Doğru, ben şunu hani da söyleyeyim. Hani kimse zorla birisine kabul ettirmez. Doğru mu? Doğru. Yani o konuda da hani bunu söyleyelim. Hani şu anda biz sadece dolaylı yollardan anlatıyoruz ama. Gerekli öyle... başkanım bak bu konuda güzel kardeşim şunu söyleyeyim sana. Defalarca uyardım. Bizim rahmetli Müjdat Kamil Tiryaki abimiz vardı bilirsin. Rahmetli analım abimizi de mekanı tekrardan canlı Allah olsun. Rahmet eylesin abimize. Tıkmak abimize. Onunla birlikte biz başkanın yanına gittiğimizde dedim ki almayın başkanım bakın dedim hata yapıyorsunuz. Borç 8 milyon falan dedim değil. Yarın size kimse dedim sahip çıkmayacak. Elinizde patlayacak. Diye kaç kere uyardım. Ama cevap verdiği cevaplarda hep İşte Mustafa benim abimdir. Mustafa Başkan
böyle yapmaz, o öyle yapmaz falan. Şimdi ben de çıktım canlı yayında ne dedim? Mustafa abin yapmazdı, bak neler oldu dedim. Ama şimdi onların aralarındaki geçen diyalogları veya sohbetleri bizler bilemediğimiz için... Ya burada tabii şu var. Şöyle bir şey var Recep, hani şunu hani atıyorum kimse kimseye zorla bir şey yaptıramaz, doğru tabii mu? Tabii ki, tabii ki. Yani atıyorum sen onu yapacağını gözün kestirmesen ben sana akşama kadar söyleyeyim. Sen evet beni bir kardeş olarak görürsün, dikkate alırsın ama sen yine doğru, kendi bildiğini yaparsın. Yani orada kim ne derse desin yani. Buradaki mevzu birilerini savunmak değil de tamamen tarafsız gözle bakarak söylüyoruz. Tabii ki herkesin, bizim de hatalarımız vardır. Hatasız insan tabii yoktur. Ki. Ama şu anda geçmişi konuşacağız. Zaten değineceğiz. İlerleyen sorularda da birkaç soru soracağım zaten Recep'e. Umarım dediğimiz gibi biz hep Giresun'a veya Giresun'a kim hizmet ediyorsa Allah razı olsun tabii kafasında ki olduğumuz için ve o düşüncede olduğumuz için tabii ki bunlar önemli konular. Ama insan hatayı önce kendini aramalar. Hani birilerine bir şeyler yetiştirmekten ziyade. Ben o şekilde düşünüyorum. Tabii ki tarafsız bir yayın olduğu için bizler de bunu aktarmak zorundayız Recep kardeşim. Tabii ki. Recep, Giresun merkezde en büyük taraftarlardan grubu birisi Genç Otonaklar, diğeri Kumya'da. İşte İstanbul'da Ayaz Ağalar var, Marmaraş Otonaklar var, Bursa'da var. Baykal abilerimiz var işte. Şimdi Kumya'da taraftarı grupları için neler söylemek istersin? Kumya'da tribün lideri Özden Tütüncü ile aranda bir sıkıntı, bir sorun var mı Recep? Şimdi geçmişte ister istemez bazı sıkıntılar yaşandı. Ama yakın zamanda işte bir ay önce falan oturduk, konuştuk, sohbet ettik. Selamımız, sabahımız var. Çünkü bir tartışma ya da bir kavgayı ömür boyu sürdürmek camiye de zarar veren bir şey. Kendisine de buradan selamlar olsun. Orada bizim şimdi şöyle bir şey de var. Şimdi Kumyalı grubu dediğiniz zaman da mesela biz tartışmalar yaşandığı zaman da bile oradan birçok abimiz, kardeşimiz var görüştüğümüz. Aynı evde yemek yiyip oturduğumuz. Birçoğu var mesela. Ama işin üzücü yanı onlarla işte bir fotoğraf paylaşmak istediğiniz zaman da sıkıntı olur diye korkuyorlar mesela. Ben bunu da çok anlamış değilim. Mesela benim grubumdan da arkadaşlar var. Kumyal'dan insanlarla oturuyorlar, sohbet ediyorlar. Ya bunlar olacak tabii ki. Biz aynı şehrin çocuğuyuz. Yeri gelir tartışma olur. İster istemez olmaması lazım tabii ki ama kavgalar da oluyor ne yazık ki. Ama sünnetin hani böyle uzun süre sürmesinin bir mantığı yok. Onlar da yıllardır emek veriyorlar, çabalıyorlar. Zor şartlarda bile biz bu işleri yapıyoruz. Çünkü bize maddi anlamda ne yazık ki bu taraftar gruplarının birçoğu için de geçerli. Destek olmadığı için herkes bir emek veriyor. Allah yani iki tarafın da gayesi şurası değil mi Recep? Yani iki tarafın da gayesi şu değil mi? Yani Giresunspor. Valla o olduğunu düşünüyoruz. Yani iki taraf. Yani iki tarafın da gayesi buysa. Sonuçta evet. Yani yıllarca düşünün yani deplasmanı, iç sahası, organizasyonu. Bir de şimdi tribünün başındaki insanlar o gruplarda işte üye olan, bağıran insanlarla aynı şeyde sorumlulukta değil. Bütün sorumluluk üsttekilerde. Kavga olur, emniyeti valiliği sizi bulur. Evet. Ne bileyim deplasmanı olur, o organizasyonları, araçları ayarlamanız sizin gerekiyor. Çünkü diğer iki kişi uğraşmaz. Hep iki ya da üç kişi uğraşır. Ya bunlar zor şeyler Recep. Hani zor şeyler. Hani bunların sponsor bulmak, işte birileri size araç işte mazot koymak, bunları çok yakından bilen birisi olduğum için kolay şeyler değil. Yani bunu da dediğimiz gibi Giresun'da en büyük iki taraftar grupları, işte bunların liderlerinden biri sensin. Biz de Özden Tütüncü abimizdir. Yani o yüzden tabii ki gönüllü isterdi ki dediğimiz gibi bu yayını hep beraber yapalım. Güzel bir söyleşi yapalım ama tabii ki hayat şartları veya imkanlar bu kadar el veriyor. Çünkü, ya olur yani bir gün işleri güçleri hafifler geliriz. Ben hiç sıkıntı yok. Ben her zaman katılırım. Yani inşallah çünkü bu sene hepimizin Süper Lig'de hep beraber yani siz yeşil derken onlar beyaz diyecek veya onlar yeşil derken siz beyaz diyecek. Siyah ya da mavi demeyeceksiniz. İkiniz de aynı takımı destekleyeceksiniz. O yüzden aranızda da büyük bir sorun olmadığını da bizi izleyenler de öğrenmiş oldu en azından. Şimdi bizi izleyecek bütün abilerimize, kardeşlerimize de buradan şunu söyleyeyim. Gruplar bazen birbiriyle atışıyor, tartışıyor ama buna sebep olanlar ne yazık ki sebep olmaması gereken ilk kişiler oluyor. Ne söyleyeyim bakın bunu. Sebep olmaması gereken ilk kişiler. Çünkü burada şu vardır. Kulüp başkanıdırsınız, başarısızsanız, mesela ben hiç adli vefaymış, yok kulüp başkanıymış, yok çok para harcamış, emek vermiş bakmam. Takımın menfaatine baktığım için ben seni eleştirdiğim zaman da bu sefer siz bir başka grubu yanınıza çekip yakın olacaksınız ki en az onlar sahip çıksın. Burada aslında olayı bu duruma getirenler taraftar grupları değil, yöneten kişiler. Yöneten kişiler olduğu için de İhalet ne yapacağız ki taraftar gruplarına kalıyor.
Taraftar grubuna gelince söylemler hep şudur. İşte serserilerden oluşur, kavga ederler, gürültü yaparlar. Ben bakıyorum mesela 10 sene olmuş, büyük bir kavgamız yok. Emniyette her zaman diyaloglarımız güzel olmuş, güvenli her zaman yardımcı olmuşuzdur. Sahaya ne bileyim bir bıçak atalım, meşale atalım, öyle bir tane eylemimiz yok bizim. Hepsi bunların kayıtlı, bakılabilir. Yani nasıl serser oluyoruz, yok işte esrarcılar şunlarlar. Ben diyorum ki biz araçta sigara içmeyi yasakladık. Dışarıdan adamlar diyor ki bunlar esrarcı. Ben hayatımda ne esrarı gördüm, ne elimi aldım, ne içtim, ne içenin arkadaşlık kurdum. Çünkü o gencecik çocuklar bizi örnek alıyorlar. Evet. Onlara işte abilik yapar, işte o zaman liderliğiniz ortaya çıkıyor. Amigoluk herkes yapar. Adam setin başına çıkıyordu, ana avrat insanlara küfrediyordu. Ama insanlar yine alkışlıyorlardı. Neden? İşte grubun başkanı işte kombine verir, bizi maça götürür. Bizde öyle bir şey yok. Ben çocuklara hep şunu söylerim. Size diyorum saygısızlık yaptığım, haksızlık yaptığım yerde bana derdinizi gelin anlatın. Bana bir 13 yaşında çocuk vardı bakın. Playoff maçı. Birine su atacaktım. Hani içsin diye atacaktım. Hava çok sıcak biliyorsun Eskişehir maçı. Ya suyu atarken ona değil de başka tarafa gitti. Yani. Çocuğa vurmuş. Çocuk da demire doğru bakıyor. Benim attığımı söylüyorlar. 13-14 yaşındaydı. Çocuğa doğru baktım. Çocuk korktu. Böyle ben de üzüldüm hani. Hani o zannetmiş ki bana bağırmıyorum diye attı. Ya aşağı indim bakın maçın içinde. Çocuktan gittim. Özür dilerim yani. Millet bana dedi ki o da ona da şaşırıyorum hala bak. Hiç unutmam o günü. Ya bir tribün lideri dediler özür diler mi? Ya ben insanım kardeşim ne tribün lideri dedim ya. Çocuğa kazayla su atmışım. Korkmuş çocuk dedim. Ona sanki vuracakmışım gibi zannetmiş dedim. Gönül aldım yani dedim. Bunda büyütecek hata mi? Yapıldıysa dedim ben de özür dilerim yani. Herkes hata diler ya yaptığı zaman da özür dilemeli. İnsanlar zaten erdemli insana bu yakışır zaten. Ha bizim insanları anlamak da çok zor kardeşim bu konuda. Ne diyeyim yani doğru yaptığınız şeyi de eleştiriyorlar. O yüzden bir yayında bana şunu sordular. Ne öğretti size tribün diye şunu öğretti. Net söyleyeyim bakın her zaman söylüyorum. Doğru yapıyorsunuz eğriler eleştiriyor. Eğri yapıyorsunuz doğrular eleştiriyor. O yüzden eleştiriye kulak asmadan bildiğiniz doğrularla devam edeceksiniz. Başka yapacağınız hiçbir şey kalmıyor. Bir diğer sorumuz şu şekilde. Geçmiş başkanımız Sacid Ali Eren 1,5 senelik bir başkanlık dönemi oldu. Sence Sacid Ali Eren başkanlık döneminde başarılı mıydı? Bir tribün lideri olarak sen neler söylersin? Şimdi aldığı dönemde takım zaten kümeye de kalmayı oynuyordu. Çok zor da olsa kümede bıraktı. O dönemde başarılı denildi. Çünkü sonuçta gelmiş takımı ligde bırakmış. İkinci dönemde playoff son 4-5 hafta varken kaçtı. Ancak bizde başarı şunu endeksli. İşte takım bulduğu hedefe işte mesela playoff oynayacağız diye sezon başında o hedefe ulaşırsa başarılı. Aslında öyle değil. Bir başkanın komple başarılıdır demek için hem sportif hem mali açıdan takım düzeye çıkartması lazım. İkisini yapan mesela şu an baktığın zaman da öyle ya da böyle. Hakan Kahramit başkandır evet, sayın başkan. Ona da değineceğiz. Ama Ali Eren dönemine gelince soruda da az önce de konuda da söylemiştim. 8 milyonu kabul etmekte hata yaptı. Hata yaptığını tabii kendisi de mutlaka anladı ama iş işten geçti. Yani sonuçta olaylar mahkemelere yansıdı. Sonuçlarını hep beraber göreceğiz yakın zamanda diye düşünüyorum. Peki şimdi gelelim günümüzdeki başkanımız Hakan Karahmet'e, Sayın Hakan Karahmet'e. Şimdi deyim yerdeyse bir destan yazdı. Yani Giresun'da bir çağ kapattı, yeni bir çağ açtı diye düşünüyorum ben. Başkanımız hakkında neler söylersiniz Recep? Yani biliyorsun kongre sürecinde başkanımızın karşısında Sayın Osman Çırak vardı. Başkanımız artık takıma başkan olmak istediğini belirtti. Ve nitekim de kongre üyeleri tarafından seçildi başkanlık görevine layık görüldü. Ve ilk sezonunda da şampiyonluk yani o ilk açıklamasını 3 sezon içerisinde şampiyon olacağız tarzında bir açıklaması vardı Sayın Başkanımızın. Ama bunu ilk sezonda başardı ve 44 yıllık bir özlemi sona erdirdi. Hakan Karahmet Başkanımız hakkında neler söylersin genç atanaklar tribün lideri olarak? Valla benim gibi şanslıymış. Ben de ilk tribün liderliğimde bir yıl olmadan şampiyonluk gördüm. Başkan da bir yıl olmadı adam hala seçileli. Şu anda da hala bir yıl değil. Evet, Ağustos'ta bir yıl olacak. Yani şampiyonluk yaşattı camiamıza. Allah razı olsun demekten başkanı denecek bir şey yok. Sonuçta evet. Bir emek verdi, sarf etti, uğraştı, mücadele etti. Allah da yardım etti. Oyuncular da... Dar kadroyla başardı. Dar kadro, borç, batağı, gelir yok, gider bol. Sürekli işte
oyunculardan da borçlar gelmekteydi falan. Menajerlerden özellikle borçlar geliyor. Onlar da belirli. Yani ben kulübün kapısında gördüm. Halıcısı, bilmem ekmekçisi bekliyor işte, elinde bir senet kağıdı mıdır artık nedir, anlaşma işte, vizaya vereceğiz işte, paramızı ödeyin. Bu şartlarda tarihi bir şampiyonluk yaşattı. Hani bizim 17 puandan geldiğimiz şampiyonluğun bu önüne geçmiş oldu. Çünkü biz evet 17 puandan geldik, o sene şampiyon olduk ama bu şampiyonluk hem Süper Lig'e çıkarttı, hem de o dönemde en azından az çok yine işte sağdan sudan bir destek geliyordu. Bu dönemde çok zorlanıldı. Evet. Yani düşünün, başkan her açıklamasında işte destek bekliyoruz, takım 12'de 12'de yapmış, prim borçları var. Yani hatırlarsınız, basın sözcüsü, yöneticinin biri bir açıklama yapmıştı. Ben Ferhat Karademir Bey bundan aldım. Aslında orada yanlış anlaşıldı diye düşünüyorum ama yüklenildi. Çünkü kendisini pek ifade edemediğini düşünüyorum ben de kendisinin. Ben de kendisini eleştirdiğim zamanında. İşte takım kazanır diye korkuyoruz. Evet. Diye açıklama yaptı yani. Yanlış hatırlıyorsam düzeltebilirsin kardeşim. Ben şunu söyledim ondan sonra. Ya insanlar o zaman der ki şampiyonluk gider, bir şey olur. İşte paramız yok diye şampiyon yapmadınız takımı. Ya bazı açıklamaları yaparken dikkatli olmak lazım. Ferhat abi burada çok yanlış anlaşıldı. Aslında doğru, yanlış. Kendisini çok iyi yakından tanıyan birisi olarak ne kadar Giresspor'u sevdiğini de çok yakından tanıyorum ve biliyorum. O yüzden bunları söylüyorum. Hani tanımadığım insan hakkında yorum yapmam ama Ferhat abi konusunda gerçekten hani gerek maddiyat olarak gerek de arka planla yaptıklarını bir basın sözcüsü, bizi temsil eden birisi olarak bildiğim için söylüyorum. Yanlış anlaşıldı. O da zaten kendini sonradan daha iyi ifade etti. Olur yani. Tabii ki olacak. Ama sonuca bakalım. Sonuçta 44 yıl gözlemimiz sona erdi. İşte bizleri şu anda Almanya'dan izleyenler olacak. Onlar da Amerika'da New York'taki Giresunlar bir kutlama yaptı. Tabii ki onları sevince boğduğu için tabii başkanımız işte. Hakan Karamet'ten tekrardan Allah razı olsun dileyelim. Başkan, orada yöneticiler, evet, oyuncular, teknik kadro, çalışanlar, tabii işte ki destek veren, maddi manevi duası etmeyen evet herkesten Allah razı olsun. Evet, bizden demekleri var. Sonuçta içeride dışarıda takımın yanındasınız, haberler alıyorsunuz, insanlara bu haberleri yansıtıyorsunuz. Sizin de göreviniz kolay değil. Sonuçta sürekli zaman isteyen, akıl evet isteyen, vücuden de sizi yoran bir mesleğiniz var. Evet. Yani emek tabii herkesin var ama futbolda bir şey vardır. Şampiyon yapan o işte başkan, yönetim, oyuncu, teknik kadronun başına başkan yazılır. Evet. Ancak en şanssızları ben hep söylerim hocalardır. Hakan hocamız şimdi takımı şampiyon yapmıştır. Allah korusun yeni sezona takım ilk 5-10 hafta kötü başlasa, İlk istifa sesi ya da işte ne oluyor bir takıma diye Hakan Keleş'e sallanacak. Evet. Futbolda ne yapıp gerçekler var. Kötü tarafı evet. Şimdi Recep kardeşim biliyorsun şöyle bir hatıra biletleri satıldı. Şimdi bu konu hakkında şöyle sana bilet takdim edeyim. Bu konu hakkında neler söylersin Recep? Hatıra biletleriyle ilgili. Şöyle kulüp başkanı aradım. Sağ olsun bakmıştı. Dedi buyur kardeşim dedi. Dedim başkanım dedim. Müsaadeniz dedim olursa dedim. O işte herkesin bildiği hatıra biletini. Bir hatıra bilet dedim yapalım biz de gücümüz kadar dedim alalım satalım. Bir algı yaratalım insanlar dedim az çok sahip çıkar dedim. Dedi tabii ki dedi güzel düşünmüşsün kardeşim sağ ol dedi bu düşüncenden dolayı dedi. Yönetici Murat Yakarışık abimiz var. İşte onunla dedi görüş yapmanız gerekeni yapın dedi. Sonra bize şunu söylediler. İşte İstanbul'a yani bizim insanlarımız çok art niyetli bakıyor olaya. Ya diyorum ki şurada bir barkod sistemi var. Bakın herkes görsün. Bu barkod sistemi sıralıdır. Birden 2, 3, 4, işte 10 bin, 20 bin ne kadar bilet basılırsa oraya kadara sayı gider. Hani 1, 2, 3'ten al yukarıya kadar bilet sayısına kadar gider. Diyorum ki bu Giresspor'un yetkisi dahilinde basıldı. Diyelim ki İstanbul'dan adam 100 bilet aldı ama bu biletleri kendisine ulaştırmadık, istemedi. Bir daha bunu satamazsınız. Çünkü bunlar kontrol altında. Bizler takip ediyoruz, yöneticiler takip ediyor. Sonuçta bu işler resmi işler. Bunun valilik, emniyet izni hepsi yapılmış. Kulüp zaten onay vermiş. Resmi sayfada paylaşılmış. Dedik elimizden geleni yapalım. Biletler basıldı. Pandemiye rağmen de müthiş bir satış rakamına ulaştığımızı düşünüyorum ben. Evet. Allah herkesten razı olsun sahip çıkanlardan. Mücadele eden satanlardan, sen sattın. Yine siz Üsküdar arkadaşımız, abimiz fazla emek verdi. Yine alan birçok insan oldu. Yurt dışından isteyenler oldu. Allah hepsinden razı olsun. Sonuçta bu takımımıza bir katkıydı. Biz orada şunu yapmak istedik. Damlaya damlaya gölü yaratacaksın ki bir hedefe ulaşacaksın. Evet. Yoksa hani bizim sattığımız bilet içinde ne diyorlardı? İşte 20 liralık bilet satıyorsunuz. Takımı satın almış gibi hava yapıyorsunuz.
Yani çok acayip kafalarımız ya var. Ya çok bana da yazıyorlardı işte kardeşim bir bilet alacağım işte takım niye oynamıyor? Ya bir bilet aldın abi 20 lira attın abi gözüm bağlayayım yani hani böyle diyesim geliyor bazen hani artık sohbetimizin Recep kardeşim çok iyi tanıdığım için bu muhabbet artık bazen bu şekilde oluyor ama yani lütfen hani aldığınız paralarla tamamen işte takımı sahip çıktığınız zaman veya şöyle de gösterelim. Mesela işte ben Giresunspor Store'dan şöyle bir kolonya aldım. Vay efendim. Kafan açmışsın yani biraz sık kardeşim. Sıkalım kardeşim. Önlemimizi aldım. Kolonyayı eksik etmeyin sonraya alışverişe evet, gidelim. Burada reklamımızı yapalım. Çotanak Store'da Giresunspor kolonyaları lütfen alalım. Store'da takımımıza da destek olalım diye reklamımızı da yapalım böylelikle. Tabii işin şaka tarafı bir tarafa hepimizin Giresunluyuz. Artık bu saatten sonra takımımıza destek çıkmalılar. Onlar da öyle söyleyelim. Hani bu zamana kadar çıkmamışlardır ama bundan sonra çıkılmalı. Zorluk artık yeni başlıyor. Süper Lig. Süper Lig daha zor. Hem taraftar için hem takım için hem maddiyat boyutu. Yeni bir stat yapıldı oraya gidişi gelişi deplasmanlar uzaklaştı falan. Ve mücadele edeceğimiz takımlar hep güçlü takımlar. Taraftar grupları güçlü. Taraftar grupları artık hepimiz mücadelemizi 2-3 seviye yukarıya çıkartacağız ki takımımızı öncelikle ligde bırakacağız. Kalacak evet. Allah'ın izniyle de. Buradan da o başaracağız videosundaki dediğim gibi biz çok rahat kalırız ligde. Buradan bir kameraya bakarak söylüyorum. Başaracağız der misin hocam? Başaracağız diyeyim de şunu da söyleyeyim. Orada 3 kere başaracağız diye bağırdığımda şunu sordular. Yanındaydım. 3 maç olduğu için mi 3 kere söyledin dediler. Allah var şimdi yalana gerek yok hiç aklıma dahil gelmedi. Ama yeni sezonda da başaracağız Allah'ın izniyle. Bir kere söyleyeyim ki sonuçta 20 takım falan var. 20 kere söylemeyelim. Pandemi dolayısıyla bu sezon tribünlerden çok uzak kaldın. Evden maç izlemek sana göre ızdırap mıydı? Yoksa işte fena değilmiş dedim Recep. Valla şöyle söyleyeyim. Yine açık sözlükle cevap vereceğim. Tribünde olmak isteriz tabii ki ama. Allah evde de güzel izleniyor. Yani plazman karşısında işte ev sıcak, soğuk derdin yok, güneş derdin yok. Çayın çorban önünde. O da zevkli vallahi. Ben hiç mesela... Evde iş yaptın mı? Şapıyor falan yaptın mı Recep? Ya biz zaten şöyle, bizim evde ben paylaşıyorum zaten sosyal medyada takipçilerimiz görürdür. Ya biz ailece izliyoruz. Annem, babam, abimler, yengemler hep üzerimizde formalar. Evet. Böyle izlediğimiz için hani biz bir gol olduğunda bir gol diye bağırıyoruz mesela. Yandan komşu bağırıyor, işte birine çay mı döküldü, bir şey mi oldu, yangın mı çıktı falan. Yani ilginçiz biz, yani tabii, fanatiklik var. Yani özellikle son dönemde mesela Adana Demir maçında aynı şekilde formalar giyildi. Adeta hani stattaymış gibi bağırıldı. Hani o yüzden sordum hani sizin evde de o şekilde mi izlenildi diye merak ettim açıkçası. Şimdi Giresunspor için yaptığın en çılgınca şey neydi Recep? Sen düşünün, dur istersen ben bir tane söyleyeyim kendi yaptıklarımdan bir tane. Bir söyle bakalım, hatırlat kardeşim. Şimdi ben kendi yaptıklarımdan bir tane bahsedeyim, sen de orada düşün. Evet, şimdi tamam. Ben daha önce gazetecilik yapmadan önce farklı bir yerde çalışıyordum. İş yerinden izin aldım, izin vermediler. Kaçtım adeta iş yerinden. O ara vardiyadayım ama. Kaçtım, maça gittim. İkinci yarı maç bitti. Direkt hani takımı desteklemeye bıraktım. Direkt işe gittim, kaldığım yerden devam ettim. Yani o arada işten atılma riskine bile... Yani işten atılabilirim ama Giresunspor'umuz geri geldiği zaman işimizden bile önemlidir benim için en azından. Sen neler yaptın? Yani hatırladığın var mı? Yani şimdi Giresunspor için neler yaptık dersek çok şey yok, yaptık. Yok. Sana göre en çılgıncası neydi? Tabii ki birçok işte bilet kampanyası yaptın işte atıyorum. Çılgınca olanı valla kaçsız şartsız destekledik, en çılgıncası odur. Takım düşmeye oynadı, biz yine oradaydık. Sabah saat 10'da toplandık. Biz meşaleler falanla işte tesislerine oraya gittik. Takım işte şimdiki Atatürk Stadı'na stadımıza geliyordu. Orada da Giresun son dakikadan bir görevli bir inşaatın başındaymış. Artık çalışan mıydı neydi bilmiyorum. Videoyu çekmiş. Şeye sayfaya atmış. Maçta yenildik tabii. O işte Ali Eren Başkan'da o zaman da o dönemdeydik. Takım düşmeye yine oynuyor falan şu sıkıntı bu derken. Ya videoya bir baktım, altta yorumlar var yani. İşte takım küme düşüyor, bunlar meşale yakıyor, mutlu oluyorlar düşürmekten falan. Ya diyorum ki sabahki video biz, maçtan önce. Adam atmış, yani bizler de paylaşmış. Biz takımı sonuçta motive etmek için gitmişiz. Orada oyunculardan söz aldık, kesin yeneceğiz falan dediler. Ben dedim ki, kesin dedim yeneceklermiş arkadaşlar. Haydin şimdi maça destek vermeye dedim. Galiba şut çekemeden yenildik. Yenildik değil mi? Yapacak bir şey yok. Olur. Futbolda bunlar da var. Giresun tarihinde en unutamadığı futbolcu kimdi peki?
Valla ben futbolcular arasında çok sevdiğim birçok oyuncu var ama ben Ergün Pembe'ye bir farklı bakardım. Ergün Pembe'ydi de bizim Giresspor'da oynayan. Ergün Çakır mı? Ergün Çakır Çakır. Pembe nereden çıktı yani? Yani Ergün hocamızı da analım çünkü o da bizim hocamızdı. Analım tabii, o da yani hocamızdı. Hani aklım oraya gitti. Kusura bakmayın, Ergün Çakır. Ergün Çakır forvetti biliyorsun. Forvet, bir yazı yazmıştım. Deplasmana kimse sahip çıkmıyor falan Giresspor taraftarlarına. Bu da görmüş, Instagram'a da atmıştım. Sıkıntınız nedir kardeşim dedi. Dedim ya, bir otobüs verip de bizi maça dedim yollayacak bir daha adam yok mu bu şehirde dedim. Dedi ki belediye, valilik ondan bundan istediniz mi? Dedim istedik, kim soralı değil. İşte kulüp başkanıyla görüştünüz mü? Dedim görüşsek ne olacak dedim. O dedim onları yönlendiriyor dedim. Dedi ben seni arayacağım kardeşim dedi. Adam oyunculardan para toplamış. Demiş bunlar bizim taraftarımız, kardeşlerimiz, bizi destekliyor. Bize adam bir otobüs parası verdi, biz maça gittik. Yani Ergün Çakın abimizle de röportaj yaptık. Onu da analım. Onu da analım. O da çok emekleri oldu. Evet. Yani ikincilikte takım Ergün Pembe'ye de selam olsun yani. TFF adamlar karıştırdı mı olsun, olur o kadar. TFF birlikte de oynadı Ergün Çakır kaptanımız olarak ileride. Peki şimdi Kumyalı'dan bahsettik. Tekrar eski günlerdeki gibi bir bütün olarak sizi görme imkanımız var mı Recep Uğur? Vallahi onu şöyle söyleyeyim. Ben 10 sene önce de aynı görüşteydim. 10 sene sonra da yaparsam bu iş aynı görüşteyim. Ben fazla taraftar grubunun olması, dağınık yerlerde olması falan baştan beri karşıyımdır. Bir bütün olarak istiyorsun. Bir bütün yani. Olması hem takıma hem insanlara hem şehrimize yakışacak bir olaydır. Tabii onu diğer gruptaki arkadaşlar bilir yani. Çünkü sonuçta biz böyle düşünüyoruz diye onlar aynı şeyi düşünecek diye bir şey yok. Ama bu soruyu mesela bize günde 50 kere soruyorlar. Evet. Şunu aynı soruyu hani dediğimiz gibi Özden Tütlümcü'de ilerleyen günlerde röportaj yaptığımızda aynı şekilde onlara da soracağız. Onların düşüncelerini alacağız. Şimdi ilk taraftan sizden alalım diye düşünüyorum kardeşim. Yani sizin düşünceleriniz tabii ki bir bütün olarak olma yani tarafındayız. Olma tarafı mi? Çünkü mesela Hodri Meydanlar, Tatangalar, Teksaslar hemen bir çatı altında mesela müthiş evet, yoğunlukta destek veriyorlar müthiş falan. İşler yapıyorlar. Yani bizde de bir genç çocuklar var. 81'de genç ibaresi almış. Türkiye'de ilk ifade alan. Yani zaten bizde kimse hani işte Kumyalı, Yeni Mahalle yok orası burası diye bilmez. Herkes çotanaklar der ya da genç çotanaklar der. Bunu yaşatalım. Ben mesela o görüşteyim ve sadece o pankart asıyorum. Ondan da eleştiriyoruz yani. Yok işte o pankartı astırmadın, bunu astırmadın. Ya insanlarımızda şu var, bakın net söyleyeyim, bunu Kumyalı'daki arkadaşlar üzerine alınmasınlar. Yani pankart sevdası, Girispor sevdasından çok olan birçok insan tanıyorum. Net söyleyeyim bakın. Herkes şunu söylüyor. Birlik için yaptık bu organizasyonu. İşte biz birlikten yanayız. Herkes tek çatı altında birleşsin falan. Ama herkes ayrı bir isim, ayrı bir kişinin liderliğinde bir grup oluşturmuş. Birlik olacağım diyen herkes, ayette de bizim Kur'an-ı Kerim'de belirtildiği gibi kim birlikten yanayım, beraberlikten yanayım deyip ya da namus, şeref, şahsiyet nutukları atıyorsa en namussuzdur demişler ya. Aynen onun gibi. Herkes birlik diyor ama hep herkesi çağırıyorsunuz. Kimse birlikle alakalı tek bir açıklama yapmıyor. Ben yine söylüyorum bakın burada izleyecek herkes bilsin. Dağınıklığın faydası yok ama illa iki taraftar grubu olacaksa şimdi Süper Lig'e çıktık. Birçok kişi gruplar kurmaya çalışıyor. Ya bu grupları kurmaya gerek yok. Ben kötüysem benim arkamda bağırma. Git Kumyalı'da bağır. Onlarla bağır. Konuş, anlaş. Artık senin de fikrin vardır onlarla danış. Yani stadın istiyoruz ki biz maratonun üstünde bir grup kurulsun. Altında 3 grup olsun. Karakalların her yerinde ikişer grup olsun. Sen A diye bağırıyorsun. Biri B, öbürü C diye bağıracak. Bir ultu oluyor. Yani buna gerek yok. Yani sonuçta iki grup var madem. Yıllardır varız biz iki grup olarak. Kardeşim biz de rahatsızsan, mutlu değilsen öbür tarafa geç. Orada rahatsızlığın varsa bu tarafa geç. Yani şimdi bu ya bir bütün olarak şöyle de diyebiliriz Recep. Şimdi mesela dört büyüklerin tribün liderlerine baktığımız zaman yani tabii ki onlar için de ayrım var ama onlar yeri geldiği zaman bir bütün olarak tek ses içerisinde bağırabiliyor. Hani bu yeri geldiği koreografi yapıyorlar. Çok büyük, çok güzel koreografi yapıyorlar. Evet. Beraber yapıyorlar en azından. Hani onlar da ayrı ama yeri geldiği zaman tek çatı altında toplanabiliyor. O şimdi şunu yani söyleyeyim. Birlik beraberlik denilen tek şey zaten bir çatı altında hep beraber olmak da değil. Evet. Birlik. Karşılıklı biz zaten ne güzel bağırıyoruz. Evet. Kumyalı. Biz yeşil diyoruz. Onlar beyaz diyor. Biz Giresun'un benim diyoruz. Onlar biricik sevgilim diyor. Karşılıklı bağırıyorsunuz. Güzel. Sonuçta ikimiz de takımı destekliyoruz. Tabii ki.
Onlar koreografi yapıyor, biz daha farklı bir organizasyon yapıyoruz. Onlar işte ne bileyim farklı pankart şeyleri yapıyor. Biz farklı sözlerle başka bir şey yapıyoruz. Renk katıyoruz. Bunda da bir sıkıntı yok. Ama şimdi birlik beraberlik derken yani her birlik beraberlik istiyorum diye biri ortaya çıkıp da yani ben 50 kişiyim ben grup kuruyorum. Ben 50 kişiyim ben grup kuruyorum. Ben mesela merak ediyorum yani bu kadar grup kurma çalışmaları olduğu şehirde söyleniyor. Ben bilmiyorum kimler kuruyor, ne yapıyorlar. Çok da takip etmiyorum. Sonuçta bizim bölgemiz maraton orta olacak. Bizim sağımızda solumuzda biz öyle yok pankart astım. Biz 100 kişi burada bağıracağız işte kafamıza göre takılırız. Onlara zaten izin vermeyeceğiz. Ne pahasına olursa olsun bakın. Çünkü neden? Yani takım düşmeye oynarken kimse piyasada yok. Takım düştüğü zamanlarda zaten hiç kimse piyasada yok. Gruplar haricinde. Anons yapılıyordu. Statta 700 taraftar var. Stadın tamamından bahsediyorum bakın. Zaten bunun 400'ünü iki taraftar grubu oluşturuyor net. Kimse yok. Evet. Takım Süper Lig'e çıktı. Stadın her yerinde bir oluşum yapma herkes bir derdine düştü. Diyorlar ki işte takım Süper Lig'e çıktı hakkımız değil mi? Öyle derlermiş. Değil kardeşim. Hak varsa ortada iki tane grup var burada. Ya da o iki grubun yanında olan tayfalar da var. İşte yokuş vardır. Ya bir tarafta gelivara vardır. Vardır. Onların da hakkıdır. Çünkü yıllardır varlardır. En azından kişileri vardır. Ama ben bakıyorum ki yani herkes farklı bir kafada. Ama ben hepsine saygı duyuyorum. Çünkü niye? Düzeltmek için ne kadar uğraşırsanız uğraşın. Hiçbir şeyin düzeldiği yok. Buradan da kulüp başkanımıza sesleniyorum. Bu konuda da özellikle yıllardır var olan iki tane taraftar grubuna öncelik sağlamalarını kendinden bekliyorum. Bu adaletsizlik değil, adalettir. Çünkü vefa sadece hocaya, futbolcuya falan gösterilmez. Bunca emek veren insanlar var. Bunlara da sahip çıkılsın. Ben kimseden maddi anlamda işte kombine diye ya da araba verin diye demiyorum bunu. En azından bir grup kararsındadır. Biz maratondayızdır. Bu adamlar burada olacak. Bunların yanında kimse sesini çıkartmayacak. Çünkü biz hiçbir olumsuzluğun yaşanmasını istemiyoruz. Ama illa yaşanacaksa da elden gelen bir şey yok. Yaşarız. Çünkü bizim bölgemizdir orası. Biz tribünün içine evimiz gibi biliriz. Ailemiz biliriz oradakileri. Dışarıdan müdahale olursa da karşılığını veririz. Yani bunu da net buradan söyleyeyim. Recep, yavaş yavaş sorularımızın sonuna geliyoruz kardeşim. Tribün liderleri olarak ne gibi sosyal sorumluluk projelerini gerçekleştiriyorsunuz? Vallahi çok şeyimiz var o konuda. İşte biz yardım kolileri dağıtıyoruz. İstanbul'da Serkan Cihan Başkan var. Sen de yakından tanıyorsun. Evet. Ona da selamlarımızı iletelim. Selamlar olsun başkanımıza. Çekme Kültürü ve Derneği'nin başkanı zaten. Ben de o derneğin yönetim kurulundayım. Kurucularından biriyim. Çünkü sosyal lafını bölüyorum. Sosyal sorumluluk konusu benim için çok hassas bir konu olduğu doğru. İçin o yüzden sordum özellikle. Onun önderliğinde ve birçok abimizin MHP ilçe başkanı Deniz Usta var biliyorsun. İşte yardım kolileri dağıtıyoruz. İşte garibanlara yakacak dağıtımları yapıyoruz. Çocuklara mutlu olsunlar diye formalar, atkılar dağıtıyoruz. Hediyeler ediyoruz. Mesela yeni bir projemiz de var işte. İhtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına işte sadece giysi falan değil işte mutlu olacağı oyuncaklar. Valimiz bunu gerçekleştirdi bakın. Allah valimizden de razı olsun. Evet. O çocukları mutlu etmek paha biçilmeyecek bir olay. Sağ olsun vali beyimiz bunu da düşündüler. O da öz Giresun'u gibi davranıyor. Hani evet, takdire şahan. Hem Girespor'a sahip çıkması hem taraftara yardımcı olması, insanlara yardımcı olması takdire şahan bir olay. İşte yardım kolisyonu yakacaktı. Çocuklara işte hediyelerdi derken işte bizim bir arkadaş var bak onu da biraz işte mizah katarak da anlatayım. Başka dedi abi dedi bir projelerimiz dedi olmayacak mı falan dedi. Arkadaşımızla böyle ortamlara gidip gelmeyi seven bir arkadaşımız dedim ki sen zaten oğlum her bulduğun güzel kıza dedim bir çiçek hediye ediyorsun. Bu da dedim bir organizasyon sonuçta dedim. Biz dedim öyle yapmıyoruz falan filan öyle onu da esprisine söyleyeyim. Yapıyoruz yani elimizden geleni. İnşallah da devam edeceğiz. Bunlar güzel şeyler. Umarım kısa sürede değil ya devamlılığı olan şeyler artarak devam eder. İnşallah. Çünkü sosyal sorumluluk projesi çok önemli ve çok hassas bir konu. Bunlar da taraftarlar grupları olarak umarım sayı artarak 1'se 10 olur, 10'sa 100 olarak 100 olur. Bu şekilde artarak devam eder. İnşallah. Az önce bahsettin ama taraftarlara biraz seslendin. Bunu genel olarak soralım. Süper Lig'deyiz. Yani bilmediğimiz bir yerdeyiz ama Süper Lig'deyiz. Buradan tüm taraftarlar gruplarına neler söylemek istersin? Diğer rakiplerinkini de... Yok, bizim taraftarlar gruplarımız arasında neler söylemek istersin hocam? Valla birliğe, beraberliğe, dayanışmaya yakışacak. İşler içinde olalım. Birbirimize itibatı kesmeyelim.
Mesela benim görüşmek istemediğim ya da benimle görüşmek istemeyen birisi olabilir. Benimle görüşmüyorsa sonuçta grup sadece benden oluşmuyor. Yine abilerimiz, kardeşlerimiz var. Ortak bu sene mesela birçok organizasyon yaptık. Sen de biliyorsun takım ağırlama, meşaleleri yakma falan. Bunlar güzeldi. Bunlara devam edelim. O grup kuracak arkadaşlarımızla da şunu da söyleyeyim. Tabii ki kurabilirler falan. Ancak iki taraftar grubunun seçtiği bölgeleri değil, stadın boş taraflarını seçerlerse zaten onlarla da iyi geçiniriz. Bir sıkıntı hiçbirimiz yaşamayız. Yaşamamamız da lazım. Sonuçta hepimiz bu şehrin çocuğuyuz. Prazinden Enes'ine kadar, Görelesi'nden Trebolus'una kadar, köyünden merkezine kadar, mahallesinden sokağına, yalısından işte ne bileyim kasabasına kadar hepimiz bu şehirdeyiz. Bize birlik beraberlik yakışır, dayanışma yakışır. Bunlara özen gösterelim ki birbirimize atışmanın bir faydası yok. Kötülüğün zaten kimseye bir şey kazandırdığı olmadığı gibi güzel bir söz vardır o konuda. Kötüyü dost eden diyor, kötüyü besleyen kendisine düşman edinmiş olur diyor. O yüzden bunlara dikkat edersek hepimiz mutlu oluruz. Şimdi Recep kardeşim son soruya geldik. Güzel bir keyifli bir yayın oldu. Teşekkür ederim. Bizi izleyenler de umarım keyif almıştır. Yorumlarda yazarak ve abone olarak da bizlere destek olacaklardır. Son olarak neler söylemek istersin Recep? Son olarak neler söylemek isterim? Şimdi Giresun'un Süper Lig'de sonuçta yeni stadımız merkezden biraz daha uzak bir bölgede. Taraftarların oraya ulaşması için hem ülke amirlerimizin bir çalışma başlatmasını, bir de o stadın orada otoparkta Akhisar maçında sağlıkçılarımızın söylediği bir laf var. Trafik çok yoğunlaştı. Orada 2-3 bin sağlıkçı vardı bildiğim kadarıyla. O kadar sayıda o trafik o haldeyse, 35-40 dakikadaysa evet. Süper Lig'de yarın neler olacak? Oraya işte yol yapılacaksa, köprü yapılacaksa bunlara hız verilmeli. Ayrıyeten sonuçta üst ligdeyiz. Hem taraftar, hem takım, hem başkan açısından zorluklar daha çok arttı. Herkesin birbirine yardımcı olması, biraz daha sabırlı olması, özellikle de Giresun'da bulunan insanlara da şunu söyleyeyim. Bu içimizde bir kanayan yara olmaya başladı. Cimer'e şikayette bulunuyorlar. İşte millet maça gitti, biz evde kaldık. Bunu yapanlar da Giresunlu. Yapmayın. Yani oraya gidenler de bizim sağlıkçılarımız, abilerimiz, kardeşlerimiz. Yani neyin şikayetini ediyoruz? Yokça takım karşıladılar. Prazis'de pandemi var. Pandemi var da yani biz de oraya kafamıza göre gitmiyoruz. Birileri çağırıyor, yetkililerle görüşüyoruz. Çünkü bir şeyler yapmak lazımdı. 44 yıl sonra böyle bir fırsat gelmiş. Yapmayacak mıydık? Yani birbirimizi şikayet etmeye gerek yok. Bakın net bir şey söyleyeyim. Komşuyu şikayet etmiş Murat kardeşim. Sebebi komşum evine iftar Cimer'e yazmış bunu. Haberini aldım. Demiş ki komşum evine iftara insanları davet etti. Ama 3 gün öncesi kendisi de komşusunun yanındaymış. Yani düşünün yani şu yani gülünecek olaylar gülünecek olay arkadaşlar. Yani harbiden çok ilginçiz. Maç sattı diyenler, bunlar şampiyon olmak istemiyor diyenler. Onlar en öndelerdi ama kutlamalarda. Kutlamalarda onlar da belirtilemedi. Biz gidemedik. Oyunculara yaklaşamadık. O benim başaracağız videomda giderken canlı yayında bir laf ettim. İşte konuşma yapacak mısın oyunculara dediler. İnsanlardan fırsat kalırsa dedim yani kendimize bir yer bulursak konuşuruz dedim. Yani çünkü ilk ondan öncekinde gittiğimizde tesislere 500 metre yaklaşamadık. 500 metre bakın. Arabalar, insanlar, kalabalık. Keşke daha önceden de o insanlar gelselerdi sürekli. Adana Demir maçından sonra kaç kişi vardı? Ona da söyle istersen. 200-250 kişi, 300 kişi en fazla var mıydı? Tartışılır yani. Videoda da baktığınız zaman da görülür. Bir öncesinde işte diyorum ya 500 metre yaklaşamadık. Bir 3-0 yenildik. Oraya doğru işte giderken canlı yayında dedim ki yani bugün dedim takımı karşılamak lazım. Haydin Giresunlar. İzinde sıkıntı yok. Yetkililerden görüştük dedim. Evet. Adamlar yorum atmışlar. Şampiyon mu oldu takım? Bunlar şampiyon olamaz. Birisi yazmış benim o başaracağız videosunun altına resmi sayfada. O başaracağız diye bağıran gavlak yazmış. Başarılmayacağını biliyor. Ona da arpayı sağlam indirmişler falan filan. Onu yazana da buradan selam olsun. Başardık. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Röportajlarımız son sırada devam edecek. Umarım hep söylediğiniz o ses sorununu da aşmıştırız. Kendinize çok iyi bakın. Giresun Tarafsız Gazetesi ofisinden herkese hayırlı günler diliyoruz. Herkese hayırlı günler. Şimdiden saygılar, sevgiler, iyi seyirler diliyorum. Giresporumuza, Süper Lig'de de başarılar kayıtsız şartsız başarılar ve sahip çıkalım.
Giresun Tarafsız Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Murat Ümit Uzun'la futbola dair her şey bu kanalda. TFF 1. Lig ve Giresun Spor'a dair tüm gelişmeleri bu kanalda bulabileceksiniz.